suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan Sedat Peker'in Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar üzerinden ortaya attığı iddialarla ilgili yargıdan henüz bir ses çıkmadı. Bu iddiaların araştırılmasına ilişkin herhangi bir inceleme veya soruşturma olmadığı öğrenildi. 15 Temmuz'dan sonra toplumun muhalif kesimlerini hedef gösterdiği 3 davada beraat, bir soruşturmadaysa takipsizlik alan Peker'in adli sicil kaydının temiz olduğu ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Sedat Peker, operasyondan aylarca önce kendisine bilgi gelmesi üzerine yurt dışına kaçtığı basına yansımıştı. Bu operasyon konusunda Pelikancılar ve Mehmet Ağar'ı suçlayan Peker'in YouTube hesabı üzerinden yayınladığı 3 video, gözleri bir yandan da bu tartışmaya çevirdi. Peki Sedat Peker kim? Yıllardır basına yansıyan şiddet içerikli açıklamaları karşısında yargı ne yaptı? Sedat Peker'in bağlantıları araştırıldı mı? Ortaya attığı iddialar neden soruşturulmuyor? Yargı neden sessiz? Türkiye'de mafya devlet siyaset üçgeni arasındaki ilişkileri yeniden gündeme getiren Sedat Peker ve ortaya attığı iddialarla ilgili akıllara gelen soruların yanıtlarını araştırdık. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 9 Nisan 2021'de Sedat Peker suç örgütüne yönelik 63 kişiye operasyon düzenlemesiyle birlikte Sedat Peker 3 ayrı video yayınlayarak karşı hamle yaptı. Peker konuşmalarında özellikle Mehmet Ağar ve Pelikancılar diyerek Serhat Albayrak'ı suçladığı görüldü. Palmali grubun sahibi Azeri Türk iş adamı Mübariz Mansimov'un Gülen yapılanması kapsamında tutuklanması konusunda Ağar'ı işaret eden Peker, Ağar ve oğlu Tolga Ağar'ı Mansimov'un mallarına çökmekle suçladı. Peker Elazığ'da 28 Mart 2019'da evinde ölü bulunan Kazakistan uyruklu üniversite öğrencisi Yeldana Kahraman'ın ölümünden Tolga Ağar'ı sorumlu tutarak bir tane kızcağız var, Kırgız veya Kazak uyruklu. Bir gün evvel jandarmaya gidiyor, Tolga Ağar bana taciz yaptı. Tecavüz kibarlaştırmaya gerek yok. Kızı tecavüz ediyor, kız şikayet ediyor. Daha sonra helikopterle gelip babası Mehmet Ağar bu kızı aldırıyor. Kız ertesi günü ölü bulunuyor. Kimse ağzını açmıyor. Derin devletin başı. Adam ne isterse o oluyor dedi. Kolombiya'da operasyonla ele geçirilen 4 ton 900 kilo kokainle ilgili de Ağar'ı işaret eden Peker, "Lütfen internete gidin bakın. Kolombiya limanında 4 ton 900 kilo kokain yakaladılar. Açıklama yaptılar. Bunlar Türkiye'ye gidecekti." diye. İzmir limanına bir kimya firmasına. "Türkiye'de bu kokainleri teslim alacak yerle ilgili hiçbir operasyon yok. Hiç kimseye. Biz 4 ton bulgur getirsek bizi alır faturayı eksik yazdık diye gelir nezarete atarsınız. Uyuşturucunun geldiği adres belli." dedi. Peker'in bir diğer iddiası da eski AKP milletvekili Feyzi İşbaşarı'nı Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındığı sırada dövdürttüğü oldu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.